Sevgili izleyiciler, hepinize merhaba. Bugün Bu gündemi program konuşacağız. Değil yani, yine bizim normal bir tespit şeyden herhangi bir tarayıcıdan girebilirsiniz buna. Nasıl, bana mı söylüyorsun Cem? Cem? Cem yayın. Neyse sevgili izleyiciler, Cem'le teknik bir problem yaşadık. Öncelikle bizi peşin peşin söyleyelim. Yayını beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Canan, Kayahan, Gelge ve diğer izleyen izleyicilerimiz. Tabii Türkiye'nin gündemi 6 yaşındaki o genç kızın istismarıyla, aslında çocuğun istismarı, bugün 29 yaşında. Bununla ilgili kıyamet kopuyor. 6 siyasi parti ortak açıklamalarda yapıyor ve Türkiye'deki herkes aşağı yukarı bu konuda fikir birliğine sahip. Ama ilginçtir. Akit TV, Akit gazetesinde ilginç bir şey var, haber var. Onu paylaşacağız. Akit gazetesindeki olayı paylaşacağız. Neden tavır koyduklarını? Çünkü yalan ve algı diyorlar. Sonra TV5'teki iki kız kardeşi ve erkek kardeşiyle yapılmış söyleşiyi paylaşacağız. Bu söyleşinin mantıklarını konuşacağız. Ne oluyor? Neyi şey yapmaya çalışıyorlar? Tabii ki bu arada Vural Ergül çok ilginç bir tweet attı bu konuyla ilgili olarak. Biraz önce bana da gönderdi Vural arkadaşım. Diyor ki Vural bununla ilgili, hemen onu bir şey verelim. İlginç bir şey, tespit, yani altını çiziyor Vural. Şöyle söylüyor. Anılan dava için savcılık şikayeti 2020'de yapılıyor. Arkadaşlar, tam 2 yıl önce bu konu o istismar edildiğini söyleyen kadın tarafından savcılığa bir şikayetle bulunuyor. 2 yıl önce. Ve dava 2 ay önce açılıyor. Bu tarihi bilmenizi istiyorum. Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yıl önce şikayet. Savcılık bekletiyor. 2 ay önce bu davayı yapıyor, açıyor. Ve haber 2 gün önce Timur Soykan tarafından Bir Gün gazetesinde yapılıyor. Bakanlık müdahil. Davanın sanıkları kim? 6 yaşındaki kızının istismara verdiği 29 yaşındaki mürit ve kızın babası Şeyh ile anne de sanık. Şimdi bunların tabii niye bunu soruyor Vural, bir avukat, bir hukukçu olarak. Çünkü Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bir basın açıklaması yayınladı. Dedi ki bazı yayın organlarında yer alan HKK'nın 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çocuğun nitelikli cinsel istismarı iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızda süreç yakından takip edilerek bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir. İşte tam burada sorduğu olay, tamam bakanlık müdahil. Davanın sanıkları kim? 6 yaşındaki kızın istismara verdiği 29 yaşındaki mürit ve kızın babası Şeyh ile anne de sanık mı deniliyor? Pardon, kadın 26 yaşında bugün, yani kamuoyuna yansıyan, baba 24 yaşında diyor yaptığı açıklamalarda. Tabi bu da ilginç. Bakalım odadan neler çıkacak. Vural yine başka bir iddiada daha bulunuyor. Diyor ki Vural, hiç inandırıcı değil, inandırıcı olmadığını söylüyor. Asıl konuşması gereken kız ve mağdur kurban kız, yani kadın aslında. Onunla ilgili bugüne kadar savcılığındaki ifadenin dışında gazeteciler ya da televizyon kuruluşları tarafından yapılmış bir söz yok. Bunun altını çizelim ve bu konuyla ilgili olarak Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Yavuz Değirmenci ile 20 geçe burada olacak. Onunla da bu, çünkü dava dosyasını okuyan ve yakından bilen isimlerden biri Yavuz'la da o konuyu konuşacağız. Gündemimize hemen, bir de çok değil, 100 yıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz. Nereye gittin bir din sen? Ki bazı kişiler bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek. Sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirine düşeceklerdir. Bu tabii kimin kehaneti bir din? Efendiler, Mustafa Kemal Atatürk. Efendiler, biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğunuz için değil. Bilakis bu tip yapılar din ve devlet düşmanı olduğu Selçuklu ile Osmanlı'yı da bu yüzden batırdığı için yasakladık. Çok değil.
100 yıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki bazı kişiler bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek. Sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde işte kıyamet o zaman kopacak diyor. Dur oraya tekrar bulayım, tam cümleyi okuyayım. Sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirine düşeceklerdir. Böyle yorumluyor Didin, katılıyor. Ve başka yorumlar var mı? Tom Nick, hoş geldin. Cemaatle intihar eden çocuğun babasının konuşması. Atatürk medyumdu kesin demiş Canan. Öncesi de var demiş. Kızın ailesini dinlediniz mi? Dehşetti. Evet Canan, dinledik. Onu da biraz sonra vereceğiz. Tabii hızlı bir şekilde gündeme geçelim. Şeyin sonuna doğru 20 geçe bu konuyu konuşmaya başlayacağız. Olay Van'da geçiyor. Bunu çok öncelerde paylaşmıştık ama bir kez daha paylaşacağız. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatmak için. Arıların bal verimini arttırmak için kaymakam arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaymakamı ve ileri gelenler bir imamı alarak bereket duasına gidiyorlar arıların yanına. Fakat şunu atlıyorlar. Arılar Arapça bilmiyor. Ve sonuçtan bir Şener Şen film sahnesi gibi. Vercen. Cem? Ne oldu Cem kardeş? Abi Yavuz Bey'le görüşüyordum da o yüzden şey yapamadım, dinleyemedim. Onu yayına hazırlamaya çalışıyorum. Şu arıları vereceksin. Tamam, veriyorum abi. Eski haber, evet Ulaş. Daha önce de biz aslında bunu sizinle paylaşmıştık Gerçek TV'de ilk o olay yaşandığında. Ama bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Tam da bu 6 yaş istismarı meselesiyle bu tarikatların ve cemaatlerin devleti yönetirken şurası benim, orası benim, şurası senin derken birbirlerine yönelik kumpaslar ve devleti kim yönetecek ve devletin kaymağını kim yiyecek kavgası böyle tam ortaya çıkmışken bunu veriyoruz ki bir ülkenin kaymakamı arıların daha çok bal vermesi için şeye gidiyor. Allah'ım yarabbim ya. Şener Şenlik film gerçekten yani. Bir foto çeksene ben bakalım. Bereket duasına gidiyorlar ya, kafayı yemiş. Abi. Yok, şey olmaz. Kendileri açıkta وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Geldi ya vallahi. Biraz önce imamdan başlamışlar. Yani bizim daha çok bal verip vermemizle sizin ne işiniz var kardeşim diye ilk önce imama saldırmışlar. Hem de ağızdan doğru yanaklarına vuruyor ama ne yapıyorlar. Kaymakam tüm önlemini almasına rağmen imama önlem aldırmamışlar ama kaymakam önlemini almasına rağmen kaymakam da kaçıyor. Herkes kaçıyor. Bir fiyaskoyla bitiyor. Ya şu arıların işine de karışmayın be kardeşim yani. Bereket dua, Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim, ne olur ya. Bu Ruhi Taner diyor ki bu gerizekalılar Türkiye'nin geleceği nokta bu işte demiş. Rıza İp, Allah akıl fikir versin. Devlet kimlerin elinde diyor. Helal olsun onlara, arılara diyor Murat Şahin. Mustafa Yıldırım diyor ki arılar işi biliyor diyor. Ay ay ay. Sevgili arkadaşlar, size aslında her gün şunu özellikle göstereyim. Şöyle bir elimde son 52 yılın ilginç bir tarihi var.
52 yılı. Sürekli Gerçek TV'de yayın yaparken, bizimle yaptığımız programlarda, başka çıktığım programlarda diyorum ki, Türkiye'de hiçbir şey rastlantı değildir. Hiçbir şey tesadüf değildir. Neden tesadüf olmadığını size her gün çıktığım canlı yayın öncesinde Türkiye'nin 1970'ten başlayarak kronolojik durumunu paylaşacağım ve bu kronolojik durumu hem çevremizde hem dünyadaki kronolojik durumu paylaşırken Türkiye'deki gelişen olayların hiç rastlantı olmadığını, neden örtüştüğünü, neden olduğunu takdirini de size bırakacağım. Siz yorumlayacaksınız. Yorum falan yapmayacağım. Sadece kronolojik bir sıralama yapacağım. Biraz sonra başlayacağım. Lütfen izleyin. MHP'lilerin BİM'e götürdüğü çocuklar, kimse Türk devletine hakaret edemez. Bozkurtlar ulusun, Allah Türk'ü korusun. Yani arkadaşlar, ya 3, 5, 7, 8 yaşındaki çocukları, hey hoş geldin Gülşah, şunu al ne olur. 3-5 yaşındaki çocukları bu siyasete, bu Türkiye'nin politik durumuna alet etmek neyin nesidir ya? Kafayı mı yediniz hepiniz ya? Kafayı mı yediniz siz? Versene şu bir de markete, ona gidin patronların önünde yapsanız ya bu işi. Market çalışanlarıyla, o garibim askeri ücretle çalışan çocuklara, gençlere gidip bu işi yapıyorlar. Ben onların korkularını, var ya o çocukların korkularını, yani düşünemiyorum bile şu anda. Yani o sabah işe gelirken, akşam eve giderken, o iş yerinde çalışırken o kasada ne hakaretler yiyordur o çocuklar. Dercan. Onu iptal ettireceğiz. Bir de Türk evladının, Türk çocuğunun size bileceği var. Sizle alakalı değil. Siz buranın çalışanısınız. Sizinle ilgili bir sıkıntımız yok. Söyle onu da. Abiciğim. Siz yani sen ve diğer abilerimiz, ablalarımız burada çalışıyor. Siz Türk gencisiniz. Sizin hiçbir suçunuz yok. Ama fakat buranın patronları, yani benim patronları Türk'e tehdit ve hakaret etti. Ve biz de bunu sessiz kalmayacağız. Kimseye Türk devletini hakaret edemez. Allah razı olsun. Sizde bir sıkıntımız yok kardeşim. Bozkurtlar ulusun, Allah Türkiye korusun. Aferin. Benim hakkımı iptal ettim kardeşim. Tamam, bana da. Sorumluluğu çağırayım. Yavuz hazırmış ama Yavuz'u biraz daha bekleteceğiz. Arkadaşlar, bu özellikle Türkiye'de bir olay alışkanlık haline dönüştü. Bu genellikle MHP'lilerin başına gelince oluyor. İşte Güçlü Konak ilçesinde bir olay yaşanıyor. Bu İstiklal Caddesi'ndeki bombalama ile ilgili olarak oradaki ilçe başkanı bombacıyla görüştüğüne yönelik ya da bombacının yakınları ile ilgili görüştüğüne yönelik bir şey çıkıyor. Yalanlama oluyor. Yok kimliğimi sahtesini yapmışlar, bilmem ne yapmışlar, benim adımı almışlar. Aradan 3 yıl geçmiş, kimse müdahale etmemiş. Şimdi bu halde MHP ilçe başkanı adına açıklama yapmıyor ve dün Hakkari'de bir olay gelişiyor. Görüntüyü verelim lütfen. Hakkari MHP İl Başkanı'nın içerisinde oldu. Neye yani saldıracaksın abi? Evet, şimdi bu olayda ilginç şeyler var ve tam aynen MHP'nin o Şırnak Güçlü Konak ilçedeki MHP ilçe başkanı ile ilgili valilik açıklama yaparken bu olayda sokak ortasında MHP il başkanının birini vurduğu iddiası ile ilgili olarak Hakkari Valiliği MHP adına açıklama yapıyor arkadaşlar. MHP il başkanı Fatih Özbek'in konuyla ilgisi yok diye. Ya hep çok basit bir empati yapıyorum. Valilik bir ilçe başkanının olayın içerisinde olup olmadığıyla ilgili açıklama yapma hakkı olabilir mi?
Böyle bir sorumluluğu var mı? Böyle bir yetkisi var mı mesela? Burada mesela HDP il başkanı ile ilgili konuşulsaydı, valilik bu olayın içerisinde HDP il başkanı yoktur diye bir açıklama yapar mıydı? Şırnak'ta HDP ilçe başkanı İstiklal Caddesi bombacısıyla ve yakınlarıyla telefonla görüştüğü ortaya çıksaydı, Şırnak valiliği HDP ilçe başkanını aklayan, onu temize çıkaran bir açıklama yapar mıydı mesela? Ya burası bir hukuk devleti mi diye sormak gerek. Hukuk devleti mi gerçekten burası? Neyin nesi? Olay ne? Olayın şu olduğu. Hakkari'deki bu olayın, şimdi tabii kimileri diyecekler ki koskocaman valilik açıklama yapmış. Ona inanmıyorsun da Ali Tarakçı, neye inanıyorsun sen? Devlete mi inanmıyorsun? Şimdi böyle bir, yani devlet adına yapılan her açıklamayı doğru kabul etmek zorundasınız. Eğer onu tartışmaya açarsanız, şüpheyle yaklaşırsanız siz devlet düşmanı oluyorsunuz. Vay! Bayrak düşmanı, vatan düşmanı, devlet büyüklerinin düşmanı. Seni devleti sorgulamak senin ne haddine? Sen kimsin ki? Lafları havada uçuşuyor. Sevgili arkadaşlar, bir gazeteci, aklı başında bir vatandaş soru sorar. Bu soruyu da devlete sorar. Kime soracak yani? Çünkü o yönetiyor bu ülkeyi. O devleti kimse yönetiyor? Siyasal iktidar yönetiyor. E o zaman sorumuz çok açık. Hakkari'de konuşulanlar ne? Hakkari'de konuşulanlar şu. Aslında bu çatışmanın, sokak ortasında vurulma olayının, işe para karşılığı insanları alma sözü verilip insanlardan para alındığı, bu paralarla ilgili olarak da doğal olarak işe de sokamayınca kavganın bunun üzerine çıktığı ve insanların birbirine yönelik olarak, yani sokakta gösterilerin yaşandığı, esnaflar bu sokak ortasında MHP il başkanının vurduğu iddia edilen, ki Hakkari Valiliği yok böyle bir şey diyor, ama oradaki tüm yerel kaynaklar böyle bir olayın olduğunu iddia ediyor ve esnaflar kepenk kapatıyorlar. Hakkari'de yaşanıyor bu olay. Yani tuz koktu deniliyor ya, tuzun kokması falan artık konuşulabilecek bir şey değil. Bir şey değil. Yani bu ülkenin bakanları, siyasi parti genel başkanları, suç örgütleriyle, baronlarla, uyuşturucu bilmem fotoğrafları çıkıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın çıkıyor. Diyor ki yalan, bir kere bilmem ne orada olmuş. Tak tak gösteriyor. Bu sefer hemen karşı bir kampanya başlatılıyor. Aynı ismin Ekrem İmamoğlu'yla da fotoğrafı var. Ona ne diyorsunuz diye başka bir şey var. Kardeşim, insanlar, her siyasetçinin, her belediye, birileri gelip fotoğraf çektirebilir. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama bu bir alışkanlık haline dönerse, bu makamlarda özel görüşmelerine, randevulu görüşmelere dönerse, insanlar o zaman soru işareti sorarlar. Ve bir taraf kamuoyu bunu konuşmasın diye, kamuoyu bunu konuşuyor, onu daha böyle önemsiz bir hale getirmek için saldırıya geçiyorlar. Şimdi bir kez daha soracağım size. Bu ülke demokratik bir ülke olsaydı, demokratik bir ülke olsaydı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti milletvekiline öldürüyesiye yumruk atanla ilgili olarak ne yapılırdı? Bu bir. İki, o yumruk atanla ilgili koskocaman aporetleri olan bir profesör, ellerin dert görmesin diye bir tweet attığında, geç bile kaldınız dediğinde, suçu ve suçluyu övmekten dolayı başına ne gelirdi? Ve aynı profesör üniversiteler için fuhuş evleri lafı kullandığında, 2-3 yıl önce, 3 yıl önce bu sözü kullandığında, bu ülkede demokratik bir hukuk devleti olsaydı ne olurdu? İmam Hatip liseleriyle ilgili Gülşen bir şaka yaptı diye gözaltına alınan Gülşen, tutuklanan Gülşen, ama üniversitelerle ilgili fuhuş evleri diye söyleyen profesörle ilgili 3 yıldır hiçbir şey yapılmadı. O zaman da soru şu: üniversite fuhuş evleri ise Sayın Hoca, sen ne oluyorsun demek gerekiyor. Sen fuhuş evlerinde ne başı oluyorsun demek gerekiyor. Değil mi?
Yani üniversiteler bu şeyleri diyeceksin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekilinin ölümle yaşam arasında gidip gelmesi, komalık olması, yoğun bakıma alınması ve ölümden dönmesi karşısında da vuranla ilgili olarak ellerin dert görmesin diyeceksin. Vuran da o yumruğu atan da ya olmasını istemezdim, çok üzüldüm, bir daha olmaz, özür diliyorum demesi gerekirken hayır özür dilemiyorum, geri adım atmıyorum açıklamasını yapması. Tabii bunu yaparken de bir başka hikayeye koyacağız şimdi. Kim var orada? Alpay var. Alpay. Milli futbolcu Alpay. O Alpay önüne baksana cümlesinden çıkan o kavga sonucu yıllar önce Alpay'ın bir paylaşımını paylaşacağız sizinle. Kiminle? Bugün FETÖ'cü olduğu iddia edilen, onunla röportaj yapanları, söyleşi yapanları FETÖ'cü ilan edenlerle, onunla söyleşi yapmak isteyenlerin son anda vazgeçerek ona itibar kazandırmak istememek için vazgeçtik denilen, TRT spikerinin futbol maçı anlatırken Hakan Şükür'den söz etmesinin üzerine maç anlatımından alınması, TRT'den atıldığı iddialarının gündeme geldiği bir Türkiye'de o Alpay ki meclisin en kavgacı, başka herhangi yaradığı bir şey yok. Önüne gelen ve saldırı diliyle saldırı, Twitter'iyle saldırı, mecliste ağız dalaşıyla saldırı, ağzından akıyor her şey. Ama o Alpay bakın yıllar önce ne demiş. Yüksek derecede inançlarımız vardı. Yani biz her maç sabahı kalkardık. Sabah namaza giderdik arkadaşlarımızla, Hakan, Okan, Arif, ben. Biz böyle grup giderdik ama nedense Hakan yazılırdı bir tek o zaman. Yani bir de öyle bir şey Değil mi? vardı. Enteresan. Bir tek Hakan yazılırdı. Ama sevapları inşallah eşit bir şekilde, merak etme. Yani tabii. Onun hikayesi İnşallah. çok güzel ama başka bir Şimdi hikayesi var. biz Bursa'da oynadık bu maçı. Makine maçı, 3-3'lük maçı. Arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir kısmının hayatları karartıldı. Hayatları karartıldı. Soru şu, bunlara ne oldu? Okan'a ne oldu? Ne Okan diyorum, söyle, Fenerbahçeli neydi onun ismi, bilen hatırlayacaklar lütfen. Başakşehir'de de antrenörlük yaptı Okan dedim ama. Var mı hatırlayan lütfen? Cem Emre hatırlıyor. Belezoğlu abi. Ne? Emre Belezoğlu. Ha, Emre. Ona ne oldu mesela? Diğer kimi Galatasaraylı, aynı cemaatin içinde bulunan diğer Galatasaraylı futbolcuların kimilerine ne oldu? Kimilerinin hayatları karartıldı arkadaşlar. Hayatları. Resmen hayatları karartıldı. Yavuz geldi mi? Yavuz merhaba. Merhabalar Ali Bey, nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Camı arkana almışsın ve doğal olarak görüntü kötü. Işık arkadan geldiği için. Öyle mi? Eğer istiyorsan ayarlayabilirsen şey yapayım, söyle. Bir iki dakika sana müsaade edeyim istersen Yavuz. 30 saniye müsaade edin, ben düzeltirim. Tamam, müsaade ederim. Biz bu arada Yavuz'la bu özellikle 6 yaşındaki istismar edilen çocuğu, bugün tabii artık genç bir kadın, onu konuşacağız. Yavuz'un tabii çok ilginç bir açıklaması var. Onun detaylı hem iddianameyi de bildiği için Yavuz'la konuşacağız. Yavuz olayı şöyle hemen isterseniz bir paylaşayım. Siz de bekleyin lütfen. Yavuz'un bu paylaşımı son derece önemli ve değerli gördüğümü söyleyeyim. Şurayı bir silelim bir saniye. Şurada bir şeyimiz var. Bir dakika arkadaşlar Ali lütfen Bey, özür. duyabiliyor musunuz? Ha, bu daha iyi Yavuz, tamam. Yavuz, tamam. Şimdi tabii genel gündemi de konuşacağız. Bugün bir tweet attın, tweet paylaştın Yavuz. Onu ekrana verebilecek misin Cem? Yavuz gitti tabii bu arada. Müşteki KK'nın savcılık iddianamesini baştan sona okudum. Şu videoda yapılmak istenen algının aksine, kocasının dahi 6 yaşından itibaren nikahlı olduklarını ve cinsel istismarı kabul ettiğini, fakat bunu cahilliğe bağladığını anlıyoruz. Nasıl bir cahillikse, ve ses kayıtları var. TV5'te bu konuyla ilgili olarak, çünkü bir söyleşi var. O söyleşinin bazı bölümlerini hızlı geçerek verirsen Cem, iki kız kardeş ve erkek kardeşin açıklamalarını. Onu bir ver ekrana. Bu arada da Yavuz
tahmin ediyorum internette bir sorun yaşadı bağlantıda. Gelinceye kadar da onu bir izleyelim böyle hızlandırılmış bir şekilde. 1-2 dakikasını verirsen yeterli. Gazetesinde haberlere konu olan, mağdur olduğu iddia edilen Hatice Kübra Gümüşel'in abisiyim. Ben Fatma Betül Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim, 21 yaşındayım. Ben Ayşe Ömeyla Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim, 19 yaşındayım. Bizim yaşıtımızdaki kızların hepsi bir tören olduğunda, bir bayramda ya da bir öyle bir ailevi bir tören olduğunda hemen ilimlik giyerlerdi, kabarık kabarık elbiseler giyerlerdi. Bu fotoğraf benim kardeşime ait, kız kardeşime ait, Ayşe Ömeyla'ya ait. Bu fotoğraf ise benim 21 yaşında olan kız kardeşime ait. Burada da yine gelinlikli, yukarıdan merdivenden aşağı iniyor. Bildiğiniz profesyonel stüdyo çekimi. Evlendi mi bu şimdi? Dediğim gibi yani orada hafızlığa geçiş aşamasında mı, Kur'an-ı Kerim bitirdi diye mi, herhangi bir etkinlik esnasında. Ben de 19 yaşındayım ve halen de evlenmedim, bekarım. Hiçbir üstüme de baskı yapmadılar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Bir anda çok değişmeye başladı ablam. Yani 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Yani bunların hepsi şimdi evli mi ya da çocuk mu gelin oldular? Ben o ailede büyüdüm, sadece ben değil. Eğer ben yalan söylüyorsam kardeşim Ayşe Mira da o ailede büyüdü. Abim de o ailede büyüdü. Böyle bir şey olsa neden biz bilmeyelim ki? Neden ilk biz bilmeyelim? Kadın hakları olarak savunuluyor ablam. Ama benim annem de bir kadın. Ben de bir kadın, kardeşim de bir kadın. Sonra biz ablanın iddia ettiklerini duydum. Ben şok oldum zaten. Bizim en çok büyük acımız kendimizden ziyade annemize, babamıza. Annem bu haberleri medyada duyduğundan beri belki ağzını bir lokum ekmek ya koymuştur ya koymamıştır. Son olarak şöyle bir şey demek istiyorum. Kardeşimizi buna inansın ki Timur Soykan beyefendiden daha fazla seviyoruz. Başka da bir şey demek istemiyorum. Yeterli canım. Yavuz hoş geldin. Bir de Akit gazetesindeki yazıyı ve Akit gazetesindeki yazıyı da bir ekrana lütfen. Cem. Yavuz internetin çok kötü. Maalesef. Evet, hoş geldin. Akit gazetesindeki yazıyı da verebilecek misin Cem? Cem. Vereceğim abi, hazırlıyorum. Tamam. Yavuz, bu konuyla ilgili düşüncelerin nedir? Tabii ki gündemde birçok konu var ama bugün attığın tweet çok dikkatimi çekti. Müşteki HKG'nin savcılık iddianamesini baştan sona okudum. TV5'teki yayınla ilgili olarak yazıyorsun. Diyor ki şu video diyordu, yapılmak istenen algının aksine kocasının dahi 6 yaşından itibaren nikahlı olduklarını ve cinsel istismarı kabul ettiğini fakat bunu cahiliye bağladığını anlıyoruz. Nasıl bir cahillikse ve ses kayıtları var diyorsun. Şimdi işin tabii bir başka boyutu da şu. Kız kardeşler ve erkek kardeşi böyle bir olayın yaşanmadığını söylüyor. Ya ne oluyor? Nasıl bir algı yapılıyor? Ne gerçek, ne doğru? Sen bu olayı nasıl okuyorsun? Ya şimdi Ali Bey, öncelikle tabii ortada söz konusu olan bir çocuğun ve birçok çocuğun belki de yaşadığı dramlar, trajediler. Bunlar tabii ki sadece bizim değil, herkesin, bütün toplum kesimlerinin önemli, üzerinde durması gereken konular. Dünden beri gördüğüm kadarıyla bütün partiler buna tepki gösterdiler. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhangi bir tepkisine şahit olmadım ama onun dışında iktidar cenahı da, dün parti sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Biz Gelecek Parti olarak Sayın Genel Başkanımız dün paylaşımlar yaptı. Bugün de basın açıklamasında bu konuya yer verdi. Tabii ortada bir çocuk olunca, çocuğun durumu söz konusu olunca hepimiz hassasiyet yaşıyoruz. Bu hassasiyet toplumsal bir birliktelik oluşturmuşken bugün bir video izledik. Bu videoyu çeşitli mecralarda izledik. Ben TV5'in sosyal medyasında gördüm. Bunu görünce de acaba bu olayın üzeri kapatılmak mı isteniyor, farklı bir algı mı oluşturulmak isteniyor gibi bir kanaate vardım. Önümde de iddianame vardı, bana ulaşmıştı iddianame, savcılığın hazırladığı iddianame. Oradaki ifadeleri okuduğum zaman gerçekten irkildim. Okuduğum şey... Yavuz, kocanın ifadesi de var değil mi orada okuduğunda? Yani Yavuz'la gerçekten zorlanacağız yayını yapmaya.
Arkadaşlarımız diyorlar ki Akşarapçı senin internetin kötü. Arkadaşlar bizim internette bir sorun yok. Öncelikle altını çizelim lütfen. Şu Akit'in yazısını ver Cem ekrana lütfen. Onu konuşalım. Yavuz yine bağlanıncaya kadar. Yeni Akit gazetesi yazı işleri müdürü Ali Karasanoğlu, İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüş'ün kızı EKG'nin 6 yaşında imam nikahıyla evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasını köşesine taşıdı. Cübbeli Ahmet'in bunu ben dinde görmediğim gibi aklımda almıyor açıklamasına sahtekarların uzattığı hıyara tuzun var diye koşuyor diyerek tepki gösterdi. Kara Hasanoğlu yazılanların iftira olduğunu savundu. Hiç ciddiye bile almadım dedi. Gümüşel'in kızının gelinlik fotoğrafına ilişkin de damadın neden karede yer almadığını belirterek muhtemelen bir yakınının özel günü sebebiyle giyilmiş beyaz elbiseyi kendi düğününde giyilmiş gelinlik gibi takdim ediyorlar, yalan yazıyorlar dedi. Burada özellikle bir şey eklemek istiyorum. TV5'in yaptığı söyleşide kız kardeşler diyor ki bu genellikle hafız eğitimi tamamlandıktan sonra yapılan bir şey. Bizim de aynı fotoğraflarımız var ve gösteriyorlar da biz de aynı stüdyoda gelinliklerle fotoğraf çektirdik diyorlar. Bunun da bir kenara konulmasını istiyorum. Kara Hasanoğlu bir vaktimizin önde gelen isimlerinden birisinin 6 yaşındaki kızının evlendirildiği iftirası söylemde Marksist, fiiliyatta emperyalizmin sözcüsü. Yavuz, Marksist ve emperyalistlerin maşası mısın? Yani ben bu yazıyı tam okumadım. Sizin anlatımlarınızı da şu an dinliyorum. Bu beyefendiyi ben ciddiye almak istemiyorum. Yani birçok olayda verdiği tepkiler, akıl ve mantık dışı, vicdan dışı tepkiler veriyorlar. Dolayısıyla Ali Karahasanoğlu denilen beyefendiyi hiç kale bile almıyorum. Onun üzerinden konuşmak da istemiyorum. Bunların herhangi bir duyarlılığı, hassasiyeti yok. Herhangi bir toplumsal meselede vicdanlarına göre değil, kendi menfaatlerine göre hareket eden insanlar. Biz kendi zaviyemizden olaya nasıl bakıyoruz ona bakalım. Yani burada temel esas olan konu çocuk hakları meselesidir Ali Bey. Ben bu çerçeveden bakıyorum. Tabii birçok insan tarikatlar, cemaatler başka problemler ortaya sürüyorlar. Bunlar da tabii ki sağlıklı bir zeminde tartışılabilir. Cemaatlerin, tarikatların durumu, bunlar içerisindeki yanlışlar, artılar, eksiler neler bunlar masaya yatırılabilir. Ama şu meseleyle ilgili tamamen hukuku esas alan, yargı sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını esas alan bir bakış açımız olması lazım. Bir çocuğun haklarını hep beraber korumamız lazım. Bu tip meseleler bugün bir tarikat içerisinde, bir cemaate bağlı ya da bir derneğe bağlı bir insanın ailesinde yaşanmış olabilir. Yarın başka bir çevrede yaşanmış olabilir. Burada evrensel bir bakış açısına sahip olmamız lazım toplum olarak. Yani her toplumda, her sosyolojide bu tip hatalar, bu tip eksiklikler görülebilir. Biz bu olaylara nasıl yaklaşacağız? Biz mesela Ali Bey farkında oldunuz mu bilmiyorum. Geçtiğimiz hafta parti olarak çocuk hakları eylem planı açıkladık. Bir basın toplantısıyla genel merkezimizde. Yavuz. Yine Yavuz düştü. Karahasanoğlu Timur Soykan'ın bir gün gazetesinde Timur Soykan'ın köşesinde yazılmış hiç ciddiye bile almadım. Nikah mı? O da ne? Diyen ilkesizlerin her gün bir başkasıyla yatıp kalkmayı kendilerine adet haline getirenlerin dindar insanlara söyleyebilecekleri tek kelime olmayan bir konuda Timur Soykan ne demiş ne dememiş beni hiç ilgilendirmiyordu. Ama 6 yaşındaki kızı evlendirdiler. Ahlaksız iftirasını atan sahtekarların uzattığı hıyara tuzum var diye koşan Cübbeli Ahmet de şu cümleyi kurunca artık bu konuya girmem zorunlu oldu. Bu nasıl İslam kardeşliği? Türkiye'de cemaatler, aynı siyasal düşünce, aynı partinin içerisindeki olanlardaki yaklaşım tam da bu. Aman, aman, tamam mı? Yani bizim içimizde bir şey olduğunda bir kardeşlik hukukumuz var, partidaşlık hukukumuz var, dindarlık hukukumuz var, inanç hukukumuz var, yol arkadaşlığı hukukumuz var, Müslümanlık hukuku var, solculuk hukuku var, bilmem ne hukuku. Herkes bir içerisinde bir şey olduğunda herkes ortak orayı kapatmaya uğraşıyor. Kapatmaya uğraşıyor çünkü düşmana malzeme verilmemeye çalışıyor. Kol kırılır, yen içinde kalır ve onu yalanlamak için de bir yığın yalan hikaye kuruluyor. Kardeşim çıkıp hiç böyle lafı cimri olmadan net bir şekilde şu tavrı koymanız gerekiyor.
bu iş doğruysa, bu iş iddianamelere yansıdı. Cumhuriyet Savcılığı'na 2 yıl önce müracaat edilmiş, şikayette bulunmuş, 2 ay önce davaya dönüşmüş. Hukuka bırakın bunu, üzerine gidilsin. Kimse de bu işin arkasında durmasın demesi gerekirken, hukuka intikal etmiş bir konuda savunmaya kalkmak abesle iştikaldir. Ve bir de bunun üzerinden Marksistlik, Marksistlerin işi, bir gün gazetesi yaptığı için haberi, emperyalistlerin bilmem nesi büyük laflar kurulunca sanki ortadan olay kalkıyor. Yavuz, iddianameyi okuyunca duyuyor musun beni Yavuz? Yavuz'la çok zor bir yayın gerçekleştireceğiz. Şimdi şurada hemen bir şey, bir izleyicime 1917 tarihli Osmanlı Hukuki Aile Kararnamesi, arkadaşlar ilginç bir olay bu. Kararname birçok açıdan hem Müslüman ilim ve fikir adamları hem de gayrimüslimler tarafından eleştirilmiştir. Bu çalışmalar gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminde Müslüman ilim ve fikir adamlarının kararnameye yönelik eleştirilerle incelenmiştir. Gayrimüslimlerin ise sadece kararnamenin geneline ilişkin eleştirilere yer verilmiş, kendilerine özel hükümler yok. Ama tam olarak nedir bu olay? Buna bir bakalım, bakın bulabilecek miyiz tam olarak? Tam olarak bulabilirsem, ben de bilmiyorum, ilk defa duydum. Hukuki Aile Kararnamesi İslam Ansiklopedisi'nde var. Neymiş? İslam ve Osmanlı hukuk tarihinde ilk örnek sayılır. Osmanlı Devleti'ne yaklaşık 1,5 yıl sürgükte kalmış olmasına rağmen Suriye, Ürdün, Lübnan ve Filistin gibi ülkelerde daha uzun sürelerle yürürlükte kalmış ve İslam hukuk tarihinde kısa ömrüne rağmen önemli etkiye sahip olmuştur. Neler var içerisinde bakıyorum. Tabii tam konumuz değil bu. İtibar Anlatım Mesut'un katiline uygulanıp müthişte doğmasına yol açıyor. Kadınların boşalmasının çok sınırlı durumlarda kabul edilmesi buna örnek gösterilebilir. Bu tür problemlerin çözülebilmesi ancak diğer mezheplerden yararlanmakla mümkün olabilirdi. Nitekim 1916 yılında çıkarılan iki iradi seneye mezhep içindeki farklı görüşlerin ve Hanefi mezhepleri dışındaki diğer fıkıh mezheplerinden istifade yolu açılmıştı. Ancak aile hukuk alanında ihtiyaç duyulan hukuki reformların diğer mezheplerden faydalanarak hayata geçirmenin bir an bütünün kanunlaştırılması gerekiyordu deniliyor. Detayları bir başka şeyde konuşuruz. Bundan yok da tam detaylı da oldukça uzun. Bunu farklı... Yavuz geldi. Yavuz merhaba. Yavuz istersen telefonla alayım mı seni? Sorun yaşanacaksa telefonla alayım mı bir yayına? Biraz bağlantıda sorunuz var gibi. Nasıl uygun görüşürüz? Ben seni yayına alacağım. Yavuz. Seni sesli olarak yayına alacağım. Tamam. Sesli alın. Tamam. 5 dakika kapatabilirsin. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Kapatabilirsin. Yavuz merhaba. Şimdi çok net olarak şeyi alayım lütfen. Evet. Düşüncelerini. Şimdi en son bilmiyorum tabii, bağlantı sıkıntı olduğu için. Yeni baştan başlayabilirsin. Problem değil Yavuz. Şimdi tabii siz Akit gazetesini okudunuz. Akit gazetesindeki Ali Kınarsoğlu'nun yazısını sanırım ekranda evet. Okudunuz. Ben okumamıştım onu. Bizi emperyalistlerin uşağı olarak herhalde nitelendirdiğini hem Marksist ifade. Hem Marksist hem emperyalist bu konuyu gündeme getirenleri öyle suçluyor. Yani biz konuyu gündeme getiren taraf değiliz. Burada bir yargıya intikal etmiş bir konu var. Bir müşteki taraf HKG. Mağdur olan kızdan bahsediyoruz. Bu Türkiye gündemine geldiği zaman da buna duyarsız kalmak düşünülemez. 6 yaşından beri cinsel istismara, nitelikli cinsel istismar suçlanmasıyla mahkemeye başvurmuş. Mahkeme süreci devam eden bir konudan bahsediyoruz. Yani böyle bir konu gündemdeyken bizim buna sessiz kalmamız, bu olayın yargı tarafından en detaylı, sağlıklı bir şekilde araştırılmasını talep etmemiz nasıl emperyalizme hizmet oluyor anlamış değilim. Burada yapmaya çalıştığımız şey Türkiye'de sembolik bir olay üzerinden çocuk haklarının korunmasına yönelik bir duruş sergiliyoruz. Biz takip edebildiniz mi bilmiyorum Ali Bey. Geçtiğimiz hafta Sayın Genel Başkanımızın ve ilgili Politika İzleme Kurulu Başkanımızın katılımıyla bir çocuk hakları eylem planı açıkladık basına. Çok kapsamlı bir rapor bu. Yakında PDF olarak da sunulacak web sitemiz üzerinden. Bunu herkese erişebilecek. Olaya bize çocuk hakları üzerinden bakıyor olmamız gerekiyor. Biz bunu düşünüyoruz. Tabii ki olayı siyasi düzleme çekenler ya da
toplanıcı yaklaşımlar sergileyenler ifrat tefrit noktasına giderler olabilir. Biz sadece kendi sözümüzden sorumluyuz. Kendi duruşumuzdan sorumluyuz. Çocuklar bir kere biz bu açıkladığımız eylem planında diyoruz ki çocuk takip sistemi kurulması lazım. Şu anda Türkiye'de çocuklarımızı tamamen doğduğu andan itibaren takip eden sistematik bir yapı yok. Mesela bu takip sistemi olsaydı bu bir erken uyarı niteliğinde de bize veriler sunabiliyor. Her çocuğun durumuyla ilgili. Mesela bu çocuğun sanırım okula gitmediğiyle ilgili de bir durum var söz konusu. O konuda bana bazı bilgiler geldi net olmamakla birlikte. Zaten orada cemaatte galiba genel olarak bu Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet okullarında okumaya karşı genel bir tavır var değil mi? Öyle bir şey. Yani o tavır kimde nasıl var bilemem ama bu yasal değil zaten. Bir çocuğun okuldan alıkonulması biliyorsunuz yasalarımız gereği temel eğitimden geçmesi gerekiyor. Burada bunun da araştırılması gerekiyor. Biz yani şunu yapmıyoruz. Bugün mesela İsmail Ağa cemaatinden de bir açıklama gördüm sosyal medyada. Onlar da biz resmi nikah dışında dini nikah izin vermiyoruz gibi bir açıklama yapıyorlar. Bu tip olaylar bireyseldir, bizi bağlamaz diyorlar. Ya zaten onlar da sanırım ellerine ulaşan bilgilere göre bu olayın gerçek olabileceğine dair bir kanaate sahipler ki böyle bir açıklama yapıyorlar. Bizde de güçlü bir kanaat var bu olayın gerçek olabileceğine dair. Ama biz sadece yargının sağlıklı bir şekilde işlemesini istiyoruz. İddianameyi okuduğunuz zaman iddianamede mağdur olan kızın açık anlatımları var ve sanırım ses kaydı var boşanma aşamasında kullanmak üzere kocasının aldığı ses kayıtları var. Bu geçmişte kendisine istismar edildiğinden bahsediyor. Kocası da ya işte o dönem bir cahillik oldu ama bunu tecavüz olarak nitelemek doğru olmaz diyor vesaire. Bu tip anlatımlar var. Bu anlatımlara binaen biz bunları gördüğümüzde, TV5'teki o videoyu da gördüğümüzde farklı bir algı oluşabileceğini düşünerek ben o tweet'i attım. Yani bu konuları konuşmamazlık yapamayız. Yani o ucu şuraya dokunacak, şu grup tövbe tanımlarına böyle bakamayız. Tabii ki suçlar bireyseldir. Her suçun bireysel olduğunu bir kere kabul etmemiz lazım. Ama sosyolojik yapılar içerisinde yapısal sorunlar da mümkündür. Bunları da açıkça oturup tartışmak lazım. Ama linç kültürü işletmeden bunu yapabilmenin daha faydalı olduğunu düşünüyorum Ali Bey. Evet. Eğer toplum kesimleri birbirine yönelik linç kampanyası düzenliyorsa o da bizi sağlıklı bir yere götürmüyor. Ben Yavuz Değirmenci olarak bu olaya tamamen çocuk hakları temelinde bakıyorum. Çocuk hangi kesimin içerisinde olursa olsun bu. Yarın Ali Bey yani bizim atıyorum gelecek parti içerisinde de olabilir bu. Yarın başka bir parti bünyesinde olur ya da yarın başka seküler bir yapı içerisinde de böyle bir olay cereyan edebilir. Bu yapıların tamamını töhmet altında bırakmaz. Biz burada çocuğu temel alacağız. Çocuk nerede mağdur ediliyorsa, nerede çocuğun hakkı çiğneniyorsa, nerede bir çocukla ilgili bir suistimal varsa bu devletin ilgili mekanizmaları, yargısı harekete geçmek zorunda. Hatta bizim önerdiğimiz çocuk takip sisteminde de bu erken uyarı sisteminde o tip olaylar gerçekleşmeden önlenebilmeli diyoruz. Onun detaylarını sizlere daha sonra göndereceğiz, açıklayacağız önerdiğimiz politikaları. Gerçekten bunun artık hayata geçmesi gerekiyor. Her bir çocuk kutsaldır, masumdur, korunması gerekiyor. Birinci görev anne ve babaya düşüyor, aileye düşüyor. Ama ailenin yanlış yaptığı yerde çocuğun haklarını korumak da devlete düşüyor, topluma düşüyor. Biz de bu görevimizi yerine getirmek adına bu tip çıkışları yapıyoruz. Yoksa... Yavuz, şimdi bu olayla ilgili olarak genel olarak inanmayanlar açısından bu davayla ilgili ya da söylenenlerle ilgili olarak buradaki temel olay şu gördüğüm kadarıyla TV5'te de işte ablamız bir hamilelik dönemi yaşadı. Hamilelik döneminde çocuğu düştü, öldü ve ondan sonra da akıl sağlığı bozulduğu yönelik olarak bir gönderme yaparak aslında bu o anlattıklarının yalan olduğunu, kurulu bir hikaye olduğunu söylüyor kız kardeşleri ve erkek kardeşi. Şimdi bu bir. İki, aynı zamanda da bunun aslında Marksistler ve emperyalistler tarafından inananlara karşı yürütülen bir kampanya olarak anlatıyor Akit gazetesindeki yazı işleri müdürü. Tabii bunu yine inanmayan bir toplumsal kesim de var. Ama sevindirici bir şey. Tamam, böyle bir kampanya yapılıyor olsun. Siz peki ne düşünüyorsunuz Sayın Akit yazarı? Yani kampanya... Tam o yani.
Evet, tam orada o soruyu sormak gerekiyor. Bir de başka bir olay. Benim buradaki asıl soracağım olay, Türkiye'de belki ilk defa uzun süredir bu konu parlamentoda bulunan tüm siyasi partilerin o tepki koymasına neden oldu. Ya bu son derece onu görüyorum. Önce onu söyleyeyim. Yani Bu kadar pek AK sorunlu oluyor bu. Parti çok değerli bir şey bu Türkiye'de ilk defa. Yani hem aile bakanı tarafından hem parti sözcüleri tarafından hem parlamentoda bulunan siyasi partilerin sözcüleri ve parlamentoda bulunmayan diğer siyasi partilerin sözcüleri tarafından da ve bizzat parti tarafından yapılan açıklamalar da son derece olumlu. Şimdi burada soracağım soru şu. İddianameyi okumuş biri olarak soruyorum sana. Diyorum ki Yavuz, iddianameyi okuyunca bir kurgu, bir yönlendirme, bir hayal ürünü olarak mı gördün iddianameyi? Ya şimdi Anlatılanları. hukuki metinler üzerinde bizim hukuki yani Yok yok, ben biz anlatılan ifadeler, işte kadının anlat ifadesi, kocanın ifadesi. yani anlatılan ifadeler gayet açık. Kocanın da kabul ettiği durumlar söz konusu. Diyor ki ailen bizi evlendirdi. Biz o dönem zaten evliydik. Yani cinsel bazı istismari konular var. Fiziksel temaslar var vesaire. Onların detayına okudukça insanın zaten midesi almıyor, midesi kaldırmıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuğa o yaşlardan itibaren başlayan bir süreç var. Anlatımlar, iddia bu. Tabii ben her zaman savunma hakkını kutsal olarak gören bir insanım. Hukuk devletinde iddia varsa savunma da vardır. Mutlaka savunması da olacaktır. İlgili kişiler kendilerini savunacaklardır. Ama ortada somut deliller varsa, somut deliller işte ses kaydı olduğu söyleniyor. O ses kaydı olan koca gelecek, kendini savunacak. Benim burada tek dileğim bu işin örtbas edilmemesi. Sonuna kadar bütün tarafların müdahil olması, hukukun işletilmesi ve somut deliller üzerinden ucu nereye dokunuyorsa dokunsun, bu işin cezalandırılması gerekiyor. Hem de en ağır yaptırımların uygulanması gerekiyor. Hukuk sistemimizde en ağır yaptırım neyse bunların uygulanması gerekiyor. Aç kişinin psikolojik durumu bozulduysa belki de bu tip durumlardan dolayı bozulmuştur. Yani Onu ben evet, bilemem. Onu bilir kişi. bir de böyle bakmak gerekiyor. Bu ters tarafından da bakmak gerekiyor. Yani şimdi küçük yaşlardan itibaren zaten onu söylüyor. Yani aslında kendisinin farkına vardıktan sonra 6 yaşa geri gidince nasıl bir şeyin. Tabii zaten iddianamede kız biraz da onu söylüyor. Yani geriye dönüp baktığı zaman ben niye bunları yaşadım? İlk zamanlar bunun normal olduğunu. Çünkü sonuçta Zannediyordum. çocuğa bugün neyi yaptırırsan onu kabul eder bir şekilde. Ama sonradan üzerine düşündükçe, çünkü hafızalar her zaman kaybolmaz, birikir. O çocuk zihninde yaşadığı hiçbir zaman kaybolmaz. Ya bu bütün çocuklarımız için biz bu işin takipçisiyle. Bugün bir çocuk için konuşuyoruz. Belki buna benzer kaç tane vaka var. Bu vakalar biz bu tartışmaların sonucunda yeni bir model oluşturabilirsek bu tip vakaların yaşanmaması için hukuk sistemimizde, idari sistemimizde, eğitim sistemimizde her alanda, medyada sonuçta bu çok boyutlu, bütünsel bakılması gereken bir alan. Hani tek bir boyutta bir bakamıyorsunuz. Bu işin sosyolojik tarafı var, eğitim gerektiren tarafları var Ali Bey. Sonuçta içinde bulunduğumuz toplumun sosyolojisini hepimiz biliyoruz yani. Eğitime de ihtiyaç var. Bu belki o eğitim kapılarını da açacak. Devletin kurması gereken bizim anlatmaya çalıştığım çocuk takip sistemine de ihtiyaç var. Bu çocuk şu anda nerede, ne yapıyor, hangi koşullar altında yetişiyor? Bunların hep devletin gözetimi altında olması gerekiyor. Her bir çocuğun her anını devletin bildiği, kontrol ettiği, güvende olduğunu garanti altına aldığı bir sistemi biz öneriyoruz. Bu Galiba sistemi kurabilirsek sorun hiçbir da. çocuk zaten bu tip ortamlara gitmeyecek. Yani ama şunu da yapmamak gerekiyor. Yani tamam, tarikat ve cemaatler konusu apayrı bir boyut, kalibe. Yani artısı, eksisi, siyaseten müdahalesi, kendi içerisinde bu tip cinsel istismar vakalarıyla zaman zaman gündeme gelen durumlar oluyor. Ama yani milyonlarca insanı da, yüz binlerce insanı da ya, aynı anda töhmet altında da bırakmamak gerekiyor. Bu da konuyu mecrasından çıkartıyor Ali Bey bana göre. Ya burada ben tartışmanın esasını özetleyecek olursak tamamen çocuk haklarını alalım ya. Aslında Çocuklarımızı esas bu olan tip durumlardan nasıl kurtarız? Galiba şu: çocuklar anne ve babaların mülkü mü mesela, değil mi? Tüm çocuk hakları Yani meselesine bu gayet oradan bakmak tartışma konusu. gerekiyor. Mülkü değil. Yani tabii ki çocuklar, anne ve babalar birileriyle sorumlu.
Ama anne babanın kötü niyetli olduğu durumlarda artık devletin o çocuğun aklını koruyor olması da bizim zaten önerdiğimiz modelde bu var. Birinci görev anne ve babanın, tabii ki anne ve babanın hakları var çocuğu üzerinde. Bunu kimse yatsıyamaz. Ama anne ve baba görevi o çocuğun haklarını suistimal edecek noktaya geldiğinde devletin ona dur demesi gerekiyor. Çünkü bu çocuğun da doğuştan gelen kendi hakları var. Bunu koruyabilecek bir mekanizma. Burada devletin ortaya çıkması gerekiyor. Belki bizim modelimizde önerdiğimiz gibi buna özel bir özel kurumun ortaya çıkması gerekiyor. Bütün taraflarla eşbir mahallede çalışan bütün verileri tek merkezde toplayan, politikaları belirleyen, uygulamaları yapan bir kurumun ortaya çıkması ve çocukları koruması gerekiyor. Ha, bunun üzerine biraz kafa yorabilirsek bence hem yargının sağlıklı işlemesi üzerine kafa yorabilirsek hem de bundan sonra bu tip hadiselerin yaşanmaması adına devam ediyoruz. Bence daha sağlıklı bir noktaya ulaşmış oluruz. Ama bunu şu an tamamen yani ne bileyim toplum kesimler arasında bir linç kampanyasına dönüştürmek de bizi bu sefer başka bir noktaya götürüyor. Taraflar bu sefer olayı biliyorsunuz kutuplaşmaya götürüyor. Siyasi hesaplaşmaya götürüyor. Ondan sonra o diyor ki senin dünyanda şu yaşanmıştı, sende bu olmuştu. Bu sefer iş çocuğun şeyinden çıkıyor. Kim daha kötü? Onun yarışına başlıyoruz hani. Anladım. Kimin bünyesinde daha çok bu tip istismarlar yaşandı, daha çok şey yaşandı, bunları tartışıyor. Herkesin elinde bol malzemesi var. Piyasaya sürüyorlar onu. Şimdi mesela BF bu konuda bir şey yapmadı, ses çıkarmadı. Niye çıkarmıyor? Herkes birleşmiş, bütün partiler birleştiler bu konularda. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de buradan çağrıda bulunuyorum. Siz de bu konuya el atın. Yani niye şey yapmıyorlar? Diyarbakır İl Başkanı da onların mesela bir olaya karışmıştı. Buradan bütün Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlayabilir miyiz? Suçlayamayız. Ne yapacağız? O olayı, oradaki o işlemi yapan, o suçu işleyen insanın yargılanmasını sağlayacak. Bunu bütün Milliyetçi Hareket Partisi'ne ne yapamayız? İstat edemeyiz o suçu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Suçlar şahsi olmalı. Suçlar üzerinden bütün toplum kesimleri toptancı bir yaklaşıma suçlanmamalı. Bir son bir soru sormak istiyorum. Bu hemen sen de söylediğin gündeme. Geçtiğimiz günlerdeki İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı ardından Şırnak'taki MHP Güçlü Konak İlçe Başkanı gündeme gelmişti. Bununla ilgili olarak Şırnak Valiliği açıklama yapmıştı. Dün Hakkari'deki olayla ilgili olarak Hakkari Valiliği açıklama yaparak iki valilik de MHP İlçe Başkanı'nın bu olayların içerisinde il başkanının olmadığına yönelik açıklamalar da yaptı. Yani bir valiliğin bir siyasi partiyle ilgili açıklama yapmasını nasıl buluyorsunuz? Çünkü bu mesela bu il başkanı iddialar açısından söylüyorum ya da ilçe başkanı HDP'li olsaydı aynı valilikler ya da başka bir siyasi partiden olsaydı aynı valilik açıklama yapar mıydı mesela? Bunu nasıl değerlendiriyorsun Yavuz? Ali Bey, Hakkari'deki olayı takip edemedim. Özür diliyorum. Hakkari'deki olay da MHP il başkanının sokak ortasında birini vurduğunu, bunun da devlete işte söz verildiğini, paralar toplandığı bununla ilgili. Sonra sokakta büyük olaylar yaşanıyor. Esnaflar olayı protesto ederek dükkanların kepeklerini kapatıyorlar ve daha sonra valilikle bugünkü yaptığı açıklamada bu olayların içerisinde MHP il başkanının olmadığı açıklamasını yapıyor ama benim yerel kaynaklardan aldığım bilgi MHP il başkanının bu olayın içerisinde olduğunu ve devlete adam almayla ilgili ve personel almayla ilgili para toplandığı iddialarından kaynaklandığı söyleniyor. Anladım. Ya Ali Bey, maalesef çok kangrene dönmeye başladı bu mesele. Yani Türkiye'de valiler maalesef partilerin valileri olmaya doğru gidiyor. Özellikle son dönemlerde de MHP'yi koruyucu tavırlar çok dikkat çekiyor. Taksim saldırısındaki bahsettiğiniz olay. Yani bir vali avukatlık rolüne bürünemez. Vali kendisiyle ilgili konularda toplumu bilgilendirir. Diğer konularda yargıya havale eder. Yargıya intikal eden bir konu varsa ki etmişti sanırım o konu yargının yargı sürecine girmişti. İfadesi alındı adamın. Yani bunu yargıya bırakması lazım. Sen eğer bu konuyla ilgili zaten emniyet güçleri, polis senin kontrolünde. Sen gerekeni yapıyorsun. Gerisini yargıya havale etmen lazım. Niye öyle bir açıklama yapıyorsun? Hakkari'deki olay için de aynı şey geçerli. Bundan sonra sanırım bu valiler MHP'yi koruma ve kullanma görevini de asli görevler arasında sayıyorlar ki bu tip konularda sürekli topa giriyorlar. Galiba Akbağ...
Pardon. Şiddetle eleştiriyorum. Yani şiddetle kınıyorum bu tip yaklaşımları. Valiler devletin valisi olsunlar. Hukukun emrinde olsunlar. Hukukun cereyan etmesi, tecelli etmesi için ellerinden gelen ne varsa, ellerindeki güçle, yasal yetkilerle buna hizmet etsinler. Yoksa hiçbir kimseyi savunma rolü onlara verilmiyor. Partiler kendilerini savunabilecek durumdalar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezi var. Onlar kendi il başkanlarıyla ilgili gerekli tavrı alabilirler. Valinin görevi değil bu. O valinin şu anda bu milletin valisi olması söz konusu olamaz. Bu devletin valisi olması söz konusu olamaz. İçin üyelikler, istifa etsin valilikten. MHP üye olsun ya da hangi partiye gönlü varsa AK Parti olabilir. Orada siyaset yapsın. Ama devlet görevindeyken 85 milyonun vergileriyle sen maaşını alıyorsan, o çalışmalarını yürütüyorsan, devlet adına yürütüyorsan bu tip toplara girmemek gerekiyor. Herkesin aklını başına alması gerekiyor. Dediğiniz gibi başka bir partiden biri olsaydı orada, inanın o vali o kişiyle alakalı herhalde en detay bilgileri, aleyhte bilgileri toplayıp kamuoyunun dikkatine sunacaktı ya da medyaya servis edecekti bir şekilde. Onun törmet altında kalabilmesi adına elinden gelen çabayı gösterecekti. Şu an bu durumdalar. Maalesef AK Partililer de, AK Partililere de sesleniyorum. Bu valilerin bu kadar MHP'yi koruması, MHP valileri gibi davranması size de zarar verecek. Bunun da farkında olun diyorum yani. Yani bu size de yarayacak bir durum değil. Bunun yükünü siz niye taşıyorsunuz? Hukuksuzluğu siz niye kendi üzerinize alıyorsunuz? Bana sorsan tabii ben bu olayı farklı yorumlarım. O da şu, şöyle kendi yorumumu da söyleyeyim. Özellikle işte Bayrampaşa'da bir MHP belediye meclis üyesinin uyuşturucuyla yakalanması ve kamuoyuna duyurulmaması gibi iddialar, başka iddialar. Diyarbakır'da MHP il başkanı ile ilgili çocuk istismarı ile ilgili olarak işte iktidarsızım açıklaması, ardından mahkemedeki beraat ettirme kararında çocuğun rızası olduğuna yönelik olarak İddianameye yani beraat kararına yazılı tartışamadı Türkiye. O gerçekten evet. Skandal. Davul zurnayla karşılanan evet. Kahraman gibi. Evet. Insan. Ama ilginç bir şey söyleyeceğim. Buradaki görüşüm farklı tabii. O da şu. MHP'ye yönelik olarak bunlar gündeme getirilerek aslında MHP'nin daha çok kontrol edilmesine yönelik mi özel bir operasyon çekiliyor diye de merak etmiyor değilim Yavuz. Tersinden de bakmak istiyorum. Ben şöyle bakıyorum. Şimdi Süleyman Soylu meselesine girmiş olacağız ama şimdi program izin veriyor mu? Tabii buyurun. Son sözünü alayım bu konuda. Yani sonuçta Süleyman Soylu'yu şu anda en çok kamuoyundaki algı ne? Milliyetçi Hareket Partisi'nin koruduğu şekilde. Devlet Bahçeli'nin koruduğu şekilde. AK Parti bakanı olarak bakabilir miyiz? Bakamayız. Çünkü Sedat Peker'in inşaatlarından sonra yaklaşık bir ay boyunca Sayın Cumhurbaşkanı Genel Başkan, AK Parti Genel Başkanı sessiz kaldı. Yani sizin bir en önemli bakanlığınızla ilgili kamuoyu çalkalanırken bir ay boyunca tamamen suskunluk içerisine girmeniz ne demek? Hem parti olarak hem o kabinenin başındaki kişi, amiri konumunda olan Cumhurbaşkanı sessiz kalıyor. Ya bir gün sessiz kaldın anlarım. Yoğunluğun var. Zaman bulamadın. İki gün kaldın anlarım. Bir aya yakın, 3-4 hafta boyunca sessiz kaldı. Bu ne demek? Yani bunun yıpranmasını, yani iddiaları zımnen kabul ediyorum demek. Yani bu savunacak bir tarafı yoktur. Ama Milliyetçi Hareket Partisi lideri, genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında Süleyman Soylu'ya sahip çıkınca Cumhurbaşkanı da sahiplenmek durumunda kaldı. Ve o günden beridir bu şey devam ediyor. Başka konular da var. Şimdi detaya girmeyelim. Dolayısıyla Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak bu tip konularda koruyan bir şey var üzerinde. Böyle bir algı var üzerinde. Bunu da ben bir köşeye not etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu tip adli vakalarda acaba koruyucu, kollayıcı bu tavırların arkasında bu siyasi duruşun etkisi var mıdır, yok mudur? Ha yoksa o zaman hakkında 45 yıl ceza istenen iddianame değil mi? O 49 yıl falan olması lazım yanılmıyorsam. 49 veya 45. Evet. Ya böyle bir insan nasıl serbest bırakılıyor? Tweet atan insanlara siz özel operasyon yapıyorsunuz. Özel harekatlarla, uzun namlulu silahlarla harekat yapıyorsunuz. Derdest ediyorsunuz. Bir sabah ansızın şey yap, üzerine gidiyorsunuz. Üniversite öğrencilerini bu şekilde derdest ediyorsunuz. Ama en ağır suçları işleyen adamları elini kolunu sallıyor. Mafya işte şu BİM olayında gördük. Yani alenen ölümle tehdit eden insanlar hiçbir soruşturmaya bile tabi tutulmuyor. Bir tane savcı çağırıp
kardeşim sen ne diyorsun, aklın başında mı bile demiyor. Hani caydırıcı bir şey bile kullanılmıyor, tamam mı? Devletin şu anda burada izlediği politikaya baktığınız zaman mafyayı adeta bu tip tehdit savuran kişileri teşvik edici bir rol üstleniyor devlet. Yani çok korkunç bir tablo var ortada. O yüzden Allah sorumuzu ayretsin diyorum. Herkesin aklını başına alması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu kargaşa devam ederse hukukun üstünlüğüne dayalı devlet anlayışı yerine mafyanın kaba kuvvetin egemen olduğu, güçlünün güçsüzü ezdiği bir düzen ortaya çıkarsa ve sokak eylemlerinin anarşinin arttığı bir ortam ortaya çıkarsa Türkiye belki planlı bir şekilde kaotik bir ortama doğru sürükleniyor diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum Yavuz, nezaketin için, katıldığın için. Teknik aksaklıklar çıkıyor. Yok, bizden de kaynaklandı, onu görüyorum. Bizim internetimizde de sorun var. Neden olduğunu anlayamadım. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, özellikle şunun altını çizmek gerekiyor. Tabii ki suç bireysel, bu hiç tartışmasız. O bireysel olan suçlara işte içerisinde bulunduğu yapılar o suça sahip çıkmaya başladığında ya da o suçu değersizleştirmeye başlayınca o suç bireysel olmaktan çıkıyor. O zaman o suç o yapının içerisinde sürekli işlenen bir suç olduğundan dolayı başka bir mesaj verilmeye çalışıldığı düşünülüyor. Yani bunu biraz iki türlü anlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani ortada bir suç varsa ve bu suç da birileri tarafından korunmaya, önemsizleştirmeye, yalanlanmaya çalışılıyorsa suç karar, delil karartma var. Gülşah her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum Gülşah Öztürk'e destekleri için, nezaketi için de, bizi yalnız bırakmadığı için de çok çok teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, şimdi gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Tabii bu gündemi konuşurken de hemen gündemde olan bir konu daha var. Tuna Öztunç, gazeteci arkadaşım, meslektaşım, 2023 yılı asgari ücret için ortak beklenti 7.845 lira oldu dedi. Zaten Türk İş Genel Başkanı kırmızı çizgi koymuştu. İşverenler de %50'den fazla zam yapılmamasına yönelik olarak bir beklenti içindeler. Şimdi bu FETÖ'cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı diye bir haber var. Onu da paylaşacağım sizinle, ama ondan önce Öztürk Yılmaz'dan saldırı sonrası ilk açıklama. Biliyorsunuz Öztürk Yılmaz eski Musul konsolosu geçtiğimiz günlerde partinin kongresinde, partisinin adını hatırlamıyorum lütfen, partisinin kongresinde ilginç bir açıklama yaptı. Erdoğan'a çok sert yüklendi, IŞİD bağlantısına değindi ve bunun ardından bir saldırı yapılması Öztürk de bu konuya dikkat çekti. Hatta bu konuyla ilgili olarak eğer son anda fark etmese boğazını kesecekti saldırgan diye açıklaması yapıldı. Kaba yerlerinden Öztürk Yılmaz'ı saldırgan iki kere bıçaklamış. Bunu gördük. 2-3 kere bıçakladı ama hayati bir tehlikesinin olmadığını kendi çektiği videoda da Öztürk Yılmaz'ın gördük. Yani bunun arkasında ne vardır ne yoktur bilemiyoruz ama en çok da o kongredeki konuşma üzerine kuruluyor. Tabii bu saldırgan yarın çıkar, ben kızdım, beğenmedim bir konuşmasından der mi? Der. Başka bir şey der mi? Onu da der ama çok arka planının yakalanabileceğini ya da ortaya çıkarılabileceğini düşünenlerden değilim. Necmettin Batırel, biliyorsun bu sat gitsin sat gitsin diyen çok ünlü gazeteci, ekonomi gazetecisi demiş ki askeri ücrete aşırı zam yapılmamalı. Enflasyon düşüyor. Maaşlar yılda iki defa artıyor. Yüksek artış işvereni zorlar, işçi çıkartmalar başlar. Hükümet vergi indirimleriyle reel sektörü rahatlatmalı, kaş yaparken göz çıkarılmamalı. Bir de ardından açıklama yaptı. Rusya doğalgazı indirimli verecek. Bu açıdan Türkiye için bütçe açığını kapatmakta çok önemli bir dönem olacak ve enflasyon düşecek. Rusya %25 doğalgazı Türkiye'ye daha ucuz vermeye yönelik olarak taahhütte bulunduğu, bununla ilgili görüşmeler yapıldığı söyleniyor ki hatırlarsınız yine yayınlarımda Putin'in Erdoğan'a destek vereceği çok büyük bir ihtimalle 2023 yılındaki doğalgazla ilgili ciddi bir indirim yapacağı ve aynı zamanda 2023 ücretini almayacağı, bir sonraki yıla erteleyeceği ve bu iktidarın da elinde son derece rahatlatacağını söylemiştik. Tabii
2024'te o iki tane doğalgaz faturasını devlet tarafından ödenirken millet için ve devlet için nasıl bir zorluk olacağı işini o seçim hele bir seçim olsun sonrasında bakarız meselesi ortaya çıkıyor. Ve biliyoruz ki Rusya çok açık net bir şekilde Putin Erdoğan'a net destek veriyor. Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar aynı zamanda yine dünyada petrol fiyatları Türkiye'nin elinin güçleneceğini iddiası konusu bakacağız hep beraber yaşarken şeye kadar seçimler oluncaya kadar seçim akşamına kadar Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan şapkadan ne kadar tavşan çıkartacak hep beraber göreceğiz. Turan Çömez Melek Şener'in baş danışmanlarından Turan Çömez önce Sudan'da tarım yapacağız dedi sonra Venezuela olsun dedi şimdi kalkmış her kentte tarım alanları kurup halka ucuz gıda temin etmekten bahsediyor. Seçim var arkadaşlar. Seçim. Baadin sınırı yok. Yok yok. Her şey. Baad. Yani bu Tarım Bakanı diyor ki önceki açıklaması Sudan'da tarım yapacağız. Türkiye'de niye yapmıyorsun? Venezuela'da tarım yapacağız. Şimdi her kentte tarım alanları kuracağız. Halka ucuz gıda temin edecekler. Ya bir 2023'ten sonra da iktidarsınız. Ondan sonra televizyonlarda falan tarım ihracatı şu kadar patladı diye de açıklamalar yapacaksınız. Yiyemediklerimizi mi satıyorsunuz? Milletin yiyemedikleri, alamadıkları çocukların önüne koyamadığı tarım ürünlerini mi satıyorsunuz? Enflasyon bu kadar Türkiye'de olmasaydı acaba tarımda o kadar yüksek ihracat yapabilir miydiniz? Ey beyefendiler, ey itibardan tasarruf olmaz diyenler. Hani bir de bu tarafını soralım değil mi sizlere? Çok ihracat yapmışlar. Yemediklerimizi ve yiyemediklerimizi satıyorlar beyler. Erdoğan demiş ki, yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız. Bu ay enflasyon düşük çıktı ya, 85'in altına düşüp de 84.65 oldu ya, enflasyonun beli kırıldı. Hatta Merkez Bankası demişti ki, 2024 yılında tek haneye indireceğiz. Tabii bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dedi ki, 2025'te tek haneye indireceğiz. Erdoğan dedi ki, enflasyonun kafasını kırıyoruz, patır patır. Ne olacak? Hayat mı ucuzlayacak? Bu enflasyon düşünce hayatımızın ucuzlayacağını zannedenler var mı içinizde? Gerçekten siz enflasyon düşünce hayatımız mı ucuzlayacak zannediyorsunuz? Olay şu, bugünkü hayat pahalılığının üzerine enflasyon %70 olursa %70 zamlanacak. %60 olursa bugünkü hayat pahalılığının %60 zamlanacak. %50 olursa %50 zamlanacak. Hayatımızın zamları geri çekilmeyecek beyler. Ki bu söylediği rakamlar da gerçek değil. Türkiye 100 yılı vizyonumuzu hayata geçirene kadar durmayacağız. Enflasyonu da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız. Turkuaz Medya grubunun düzenlediği zirvede konuşmuş. İlginç bu zirveye Nurettin Nebati Turkuaz Grup tarafından Albayraklar tarafından davet edilmemiş. Bu da çok ilginç. Yani burası çok önemli. Dünya salgın ve savaş nedeniyle sancılı bir süreçten geçiyor. Bak dünya enflasyon sorunu tüm ekonomileri zorluyor. Bizde ENAK'a göre %170'in üzerinde, İTO'ya göre %105'in üzerinde, TÜİK'e göre %84'ün üzerinde. Ama dünyada 108 civarında, 10 civarında ama Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak ekonomi bilen Cumhurbaşkanımız diyor ki dünya salgın ve savaş nedeniyle sancılı bir süreçten geçiyor. Rusya'da ve Ukrayna'da bizim kadar enflasyon yok. Rusya'da ve Ukrayna'da savaştan geçiyoruz ama onların paraları bizim kadar pul olmuş değil. Enflasyon sorunu tüm ekonomileri zorluyor. Faizi arttırıp enflasyonu düşürme girişimi beklentiyi karşılamıyor. Ekonomiler hayat pahalılığı ve istihdam kayıpları yaşıyor.
bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriz. Bak burayı burayı unutmayın ha. Rahat geçiren ülkelerden biriz. Raflar dolu. Doğalgazı açığın açabildiğiniz kadar. Elektrikleri yakın yakabildiğiniz kadar. Dünya krizin içerisinde. Evlerde doğalgaz yakamıyorlar. Battaniyelerle oturuyorlar. Domates bulamıyorlar. Pirinç bulamıyorlar raflarda. Zeytinyağı bulamıyorlar. Hey gidiyor. Erdoğan diye koskoca cumhurbaşkanımız. Bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz. İhracatımız rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaştı. 250 milyar dolar demişti Nurettin Nebati. Tabii 250 ile 300 milyar dolar arasında ne kadar fark var ki? 50 milyar dolarcık. 50 milyar dolarcık bir fark var. Sorun şu. Sorun şu sevgili arkadaşlar. İthalat ne kadar arttı? 300 milyar dolara yaklaşan ihracatın karşılığındaki şu ithalatı da bir söyleseniz ya. Mesela orası 500 milyar dolara yaklaştı mı mesela? Değil mi? Bunu da söyleseniz keşke. Of of. OSB'ler, fabrikalar, imalat tesisleri harır alır çalışıyor. Salgının vurduğu turizmde zarar karşılamanın ötesine geçtik demiş. İstihdamda ilk kez 31 milyar sınırını aşmış durumdayız. Arkadaşlar işsizlik de yok. Enflasyonun da boynunu kıracağız. Suudi Arabistan 5 milyar dolar gelecek. Putin'den gelecek. Enseyi karartmayın. Ama soru şu. Ülke zorluk sürecinden geçerken ülkeyi yönetenler aynı zorluktan geçiyorlar mı? Millet aynı zorluğu yaşarken o dünyadaki krizin zorluklarını yaşarken aynı zamanda yönetimlerin içerisinde oluşmuş %100 yani itibar aynı çekiyorlar mı? Dertimizin dert düşünüyorlar. Halkımızın derdinin bunu düşünüyorlar sevgili izleyiciler. Gülşah'a teşekkür etmiştik. Başka destek veren varsa, göremediğim varsa lütfen onu da Cem görürsem sevinirim. Şimdi Memduh Bayraktaroğlu çok ilginç şeyler paylaştı. Erdoğan neden Cumhurbaşkanı'na aday olamayacağını bir belgeyle kamuoyuna duyurdu. Cumhurbaşkanı 2018 yılında seçildiğinde Yüksek Seçim Kurulu'ndan bunun bir şeyi daha var Cem. Tam 60 bildim sana. Okunabilir olanı var. Dur hemen bir saniye atabilirsem sana. Atayım. Okunabilir olanını atayım sana. Bakalım var mı? Yok. Nerede acaba? Yok. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun galiba gönderdim sana. Bakarsan görebilirsen. Memduh abiyle onu paylaşmış. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun olayı 13. Cumhurbaşkanı olarak vermişler arkadaşlar. Yani yeni anayasa döneminde evet bu. Pardon 14. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Çünkü ilk 2014 yılında 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Bu 14. Cumhurbaşkanı olarak. Yani eğer sistem onların dediği gibi, iktidarın dediği gibi, hukukçuların dediği gibi olsaydı yeni bir yönetim biçimine geçilmişse başkanlık hükümet sistemine, pardon cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmişse birinci olması gerekiyordu. Ama 14. dediğinizde Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren bir devamlılık arz ediyorsunuz. Devamlılık arz ediyorsunuz ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. ve 14. dönem seçilmiş Cumhurbaşkanı'dır. Ve doğal olarak anayasada bulunan iki dönem seçilmiştir ve 3. dönem anayasamıza göre aday olamaz. Eğer muhalefet İktidarla beraber seçimlerin bir ay, iki ay öne çekilmesine yönelik el kaldırırsa Erdoğan'ın aday olmasının önüne geçecekler. Erken seçim tabii ki. Ama anayasada da seçimlerin erkene alınmasından söz etmiyor. Orada da seçimlerin yenilenmesinden söz ediyor. Yani nasıl ki Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinde seçilip YSK tarafından iptal edip seçimlerin yenilenme kararını alıp Haziran'da ikinci seçim yapılmışsa
Anayasanın o maddesi de ona gönderme yapıyor. Seçimlerin yenilenmesi, seçimlerin erkene alınması değil. O açıdan bu 2023 yılında 13. ve 14. dönem Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan anayasaya göre 3. kez aday olamaz, anayasa değiştirilmeli. Ve hem aday olamaz, seçimleri bir ay, iki ayda öne çekseler, seçimlerin yenilenmesi olmadığı için, erkene çekildiği için Erdoğan yine aday olamaz. Bakalım göreceğiz süreci ne olacak. Ve Mendo abinin uzun süredir iddiası var. İddiası da şu: Yüksek Seçim Kurulu'na Cumhurbaşkanı'nın adaylığı meselesi gittiğinde YSK Cumhurbaşkanı'nın adaylığını onaylamayacaktır diyor. İddiası o Mendo abinin. O onaylamaması üzerinden de Erdoğan'ın bu 2023 seçimlerinde ister zamanında yapılsın, ister seçimler bir ay erken alınsın, adaylığı olamayacağını iddia eden hem gazeteciler, hem hukukçular, hem siyaset adamları var. Bunlardan biri de Sayın Menduh Bayraktaroğlu. Bizim izleyicilerimiz arasında yine tartışma tüm hızıyla devam ediyor. Göktuğ yine orada tozu dumanı atıyor. Müzmin, çok teşekkür ediyoruz desteğin için. Başka destekler varsa onları da söylemek isterim. Cem, ekrana tekrar onları verirsen sevinirim benim kaçırdıklarım açısından. Bidinimiz yine burada. Bidin'le yarın akşam 00'da Türkiye'nin gündeminde hiç gelmeyen, Türkiye'nin gündeminde hiç olmayan bu 6 yaşındaki istismar olayıyla ilgili farklı okumalar yapacağız. Bakın yarın akşam 00'da Bidin'le bugün konuşup bunu bu yayında konuşmayacağıma söz verdiğim için yarın akşam 00'da lütfen 6 yaşındaki istismarla ilgili olarak neden böylesine bir dönemde? Şimdi demin Bidin de katılmıştı. Size şimdi tarihten bir takım notlar okuyacağım arkadaşlar. 21 Temmuz 1970. ABD uyuşturucu. Afyon Haşhaş. Hatırlayın lütfen. ABD Adalet Bakanı ABD gençliğini zehirleyen uyuşturucunun büyük bir bölümünün Türkiye'den geldiğini ve Türkiye önlem almazsa yaptırımlar geleceğini söyledi. Türkiye afyon ekimini yasaklamadı ama sınırladı. Başbakan Süleyman Demirel, ABD Başkanı Nixon idi, Ecevit Başbakan olduğunda 1 Temmuz 1974'te haşhaş ekimine yeniden izin verdi. Ne zaman diye merak ediyor musunuz? Ben söyleyeyim size. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında. Ve 1970 yılında ABD Türkiye'yi kara listeye aldı. Ve hemen onun ardından 9 Mart 1971'de bir darbe girişimi yapıldı. 9 Mart Cuntası'nın iki kurmayı Faruk Gürler ve Müslüm Batur kendilerine bağlı sol görüşlü bazı subaylarıyla darbe planladıkları bilgisi MİT tarafından öğrenildi. 9 Mart sabahı Orgeneral Batur'un talimatıyla Hava Kuvvetleri'nin belirli birliklerine ve üsleri alarm verildi. Öğle saatlerinde Gürler Batur ikilisinin belirli isimlerin katıldığı toplantı başladı. Batur Gürler'e şöyle dedi: Paşam, hazırlıklar tamam. Bir müdahale halinde zat haliniz devlet başkanı olacaksınız. Ben de başbakanlık görevini yürüteceğim. Biz hazırlıklarımızı size arz edelim. Siz nihai kararı verirsiniz. Gürler, hele yarın olsun. Genişletilmiş komuta konseyindeki durum açığa kavuşsun. Ona göre durumu yeniden tesekkür ederiz dedi. Toplantıyı bitirdi. Sonraki iki günde yapılan Yüksek Komite Konseyi toplantılarını uzun tartışmalardan sonra darbe yapmak yerine hükümete bir muhtara verilmesi hususunda mutabakat sağlandı ve Muhsin Batur ve Gürler şey tarafına geçti. 12 Mart cuntacıların yanına geçti. Diğerleri Cemal Madanoğlu gibi isimler, İlhan Selçuk gibi isimler tasfiye edildi. Dönemin MİT Başkanı Fuat Doğu'ydu. Genelkurmay Başkanı ise Memduh Tağmaç'tı. Ve o Tağmaç 29 Ağustos 1977'de Faruk Gürler'e yerini bıraktı. Bakın birkaç okuyacağım. Lütfen burayı iyi dinleyin. Ve bugünü daha iyi anlayacaksınız. 70 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'nı daha iyi anlayacaksınız. 12 Mart 1971 TSK muhtıra verdi. Süleyman Demir'e muhtara verdiler. Muhtara da özel olarak asker ülkenin durumunun iyiye gitmediğini, güçlü bir hükümetin derhal kurulup ülkenin sorunları çözmesi gerektiğini, aksi takdirde ordunun yönetime el koyacağını dile getirdi. Muhtara üzerine Süleyman Demirel istifa etti. Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dı. Deniz Genç'miş 17 Mart 1970
71 Deniz Geçmiş Şarkış'ta yakınlarında yakalandı. Hüseyin İnan Kayseri Sarız'da yakalandı. 26 Mart 1971 CHP Kocaeli Milletvekili Nihat Erim partisinden istifa etti. Partiler üstü bir hükümet kurmak üzere başbakan olarak görevlendirildi. Partiler üstü reform hükümeti olarak 33. hükümet kuruldu. 2 Nisan 1970 Cemaat Nurcular TSK Sıkı Yönetim Komutanlığı İzmir Merkez Vaizi Kestane Pazarı Cami İmamı Fethullah Gülen'i halkı dinle bölmek ve Cumhuriyet yasalarına aykırı davranmak nedeniyle tutukladı. Ekim 1971'e kadar. Gülen Nisan 1966'dan beri yaptığı bu görevden ayrıldı. Gülen'i bu göreve Edirne'deyken tanıştırdığı Yaşar Tunakar getirmişti. Yaşar Tunagür İzmir Merkez Vaiziydi ve 9 Nisan 1966 tarihinde önce İstanbul Müftülüğü'ne, 21 Nisan 1966'da ise buna ek olarak Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na atanınca yerine Edirne'deki görevliyken tanıştığı Fethullah Gülen getirildi. Yaşar Tunagör Çorum Merkez Vaizliğine atandı. Daha sonra Sıkı Yönetim tarafından tutuklandı. 6 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Sıkı Yönetim Mahkemesi davanın kendisiyle ilgili olmadığı gerekçesiyle 7 Aralık 1971'de ağır cezaya yönlendirdi. Deniz Geçmiş ve arkadaşları 4 Nisan 1971 Ankara'da çıkarıldıkları mahkemeyle tutuklandılar. 22 Mayıs 1971 İsrail Filistin Kudüs ve Türkiye Halk Kurtuluş Parti cephesi tarafından üyeleri Mahir Çayan ile Ulaş Bardakçı ve Hüseyin Cevahir tarafından Filistin'e destek verenler olarak İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Abraham Erroom'u kaçırdılar ve öldürdüler. Bu olayın çok büyük etkileri oldu. 30 Haziran 1971 ABD'nin isteğiyle Türkiye'de haşhaş ekimi yasaklandı. 6 Temmuz 1971 yine bakın Çin ABD, ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Çin'e gitti. Bu ziyaretler ne kadar o dönem gizli tutulsa ardından ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Tayvan'ın koltuğu Çin'e devredildi. 23 Temmuz 1971 1 Mart 1960'tan beri MİT Başkanı olan Fuat Doğu ayrıldı. Yerine Nurettin Ersin geldi. Nurettin Ersin bu görevi 25 Temmuz 1973'e kadar sürdürdü. Nurettin Ersin ismini lütfen 12 Eylül darbesinde hatırlayın. 19 Ağustos 1971 Gülen Nurcular. Askeri savcı Nurettin Soyer yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in babası hani Tunç Soyer'i bunun üzerinden çok eleştiriyorlar ya Sayın Erdoğan da dahil olmak üzere MHP davalarından dolayı ama neden dolayı eleştirildiğiyle ilgili tarihi bir not. İzmir Merkez Vaizi Kestane Pazarı Cami İmamı Fethullah Gülen hakkında Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde dava açtı. Gülen Nisan 1971'den Ekim 1971 arası 7 ay hapis yattı. Daha sonra serbest bırakıldı. 3 yıl sürdü. Beraat etti. 29 Ağustos 1971. Genelkurmay Başkanı Memduh Tahmaç görevinde kaldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Güller yerinde kaldı. Özel Harp Dairesi Başkanı Kemal Yamak oldu. Sabri 25oğlu Brüksel'deki NATO karargahı görevinden döndü ve Özel Harp Dairesi Kurmay Başkanlığı görevine atandı. Özel Harp Dairesi. Bunu da bir noktaya koyun lütfen. Altını çizin. Şimdi asıl bombaya geliyorum. 3 Eylül 1971 Katar Arap Birliği. ABD, İngiltere, Ekonomi, Petrol, Gaz. Britanyalı hakimiyetten ayrılarak resmen bağımsız bir devlet oldu. 1971 Katar'ın kuruluşu. 26 Ekim 1971 Türkiye. Hükümet mecliste karşılaştığı direnç nedeniyle gerekli reformları yapamadığı için Başbakan Nihat Erim istifa etmek istedi. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay izin vermedi. 2 Aralık 1971 Birleşik Arap Emirlikleri İngiltere'den bağımsızlığını aldı. Arkadaşlar 1971 yılında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri İngiltere'den bağımsız. Savaşarak değil, ulusal kurtuluş mücadelesi vererek değil. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kimin hakimiyetinde, kimin kontrolünde olduğunu anlamanız için söylüyorum. Tarihsel bir 51 yıl önceye götürüyorum sizi. Nihat Erim hükümeti kabinedeki bakanları istifası nedeniyle düştü. 3 Aralık 1971. 7 Aralık 1971. Gülen Nurcular. İstanbul Müftüsü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı yapan Yaşar Tunagür yargılandığı Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde işlediği suçların Sıkı Yönetim'le bir ilgisi olmadığı gerekçesiyle ağır cezaya yönlendirildi. Yani
beraat etmesine olanaklar sağladı. Kimin tarafından? Skynet'in komutanlığı tarafından. Şimdi Bilderberg, Selahattin Beyazıt, 8 Şubat 1972, 72-92 yıllar arasında Türkiye temsilciliğini yürüttü Bilderberg. Burası çok önemli tabii. Ve konferans katılımının isimlerini bizzat belirlemiştir. 1992'de görevini Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Suna Kıraç'a, devretti. Suna Kıraç kim? İnan Kıraç. Onu da bir kenara yazın lütfen. Yazın 1992. Ve Türkiye'de 1992'ye kadar işin başında bulunan kişi Selahattin Beyazıt. O ismi de bir kenara yazın. 21 Şubat 1972 Nixon'un Çin ziyareti Soğuk Savaş döneminde ABD ile Çin arasında ilişkilerin normale dönmesi için atılan ilk resmi adımdı. Bu gezide Şanghay Anlaşması imzalandı. 24 Mart 1972 Doğu Perinçek hapse girdi. 16 Temmuz 1974'te serbest bırakıldı. Bu ülkenin topraklarında ve tarihinde hiçbir şey tesadüf değildir. Hiçbir şey rastlantı değildir. Devam ediyorum. Mahir Çayan ve arkadaşları Kızıldere'de öldürüldü. 31 Mart 1972. Doğu Perinçek tam bir hafta önce cezaevine girdi. Bir hafta sonra Mahir Çayan ve arkadaşları öldürüldü. Bunu da bir kenara yazın lütfen. 6 Mayıs 1972. Aynı tarihler. Deniz Gezmiş idam edildi. Arkadaşlarıyla beraber. Yusuf ve Hüseyin İnan'la beraber. Kara Harp Okulu. 30 Ağustos 1972. Kara Harp Okulu 72 mezunları törenle diplomalarını aldı. Mezun olanlar arasında kimler var? İsmail Hakkı Pekin, Cem Ersever ve Hulusi Akar. Bunu da bir yere yazın lütfen. Bu ülkenin tarihinde rastlantı ve tesadüf yok arkadaşlar. Ekim 1972, Abdullah Öcalan. Tapu Kadastro Meslek Lisesi'ni bitiren Abdullah Öcalan, Tapu Dairesi'nde memur oldu. Ev arkadaşı İbrahim Aydın idi. Aydın kadrolu MİT elemanı ve Türk kökenliydi. Apo'nun annesi Kürt Alevi, Elazığ Karakoçan Köyü, babası Urfalı idi. Halfeti Karakeçli Türkmen aşiretendi. Aşiretindendi. 11 Ekim 1972. Yasaklı Erbakan Türkiye'ye döndü. Milli Selamet Partisi'ni kurdu. 12 Mart 1971 darbesinden sonra 20 Mayıs 1971'de Milli Nizam Partisi kapatılınca İsviçre'ye giden Erbakan, Muhsin Batur ve Turgut Sünal, Muhsin Batur 9 Mart darbesinin kurmayı, Turgut Sünal 12 Eylül darbesinin önemli isimlerinden biri ve hatırlayın kurulan 3 yasal siyasi partiden birinin genel başkanıydı. Ve seçimleri kazanacağı düşünüyordu. Hatırlayın lütfen. İsviçre'ye gidip Muhsin Batur ve Turgut Sünal devletin ve Skynet'in komutanı en önemli darbenin muhtıranın en önemli iki ismi gidip Erbakan'a güvence verdiler ve geri çağırdılar. Ve ülkeye döndü, partisini kurdu. 7 Kasım 1972 ABD'ye başkanlık seçimini Richard Nixon kazandı. 9 Ağustos 1974'te Watergate skandalıyla görevinden istifa etti. Arkadaşlar, bu tarihler o kadar önemli ki, o kadar değerli ki, 14 Mart 1973 Apo arkadaşlarıyla Çubuk Barajı'na gidip ilk Nevruz kutlamasını yaptı. Kontrgel eş başkanı Remzi Kartal anlatıyor. 17 Temmuz 1973 Afganistan'da Ruslara yakın olan Davut Han, Muhammed Zahir Şah rejimini devirerek cumhuriyeti ilan etti. 30 Ağustos 1973 arkadaşlar. Sadat kurucusu Adnan Tanrıverdi, yüzbaşı rütbesine yükseltildi. Topçu ve Füze Okulu Kurslar Alayı yedek subay taburunda yedek subay bölük komutanlığı yaptı. Bitmedi. 6 Ekim 1973. Bu savaş İsrail Suriye'de Golan Tepelerini aşarak ilerledi. Mısır'da Süveyş kanalını geçti. 26 Ekim'de ABD, Rusya, Birleşmiş Milletler müdahalesiyle bitti. Birleşmiş Milletler'in bu savaş sonucu İsrail, ABD'ye daha bağımlı hale geldi. 1970'te Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ın yerine gelen Enver Sedat bu savaşla birlikte Sovyetler Birliği ile ilişkilerini bitirdi. Sonra da bir suikastle öldürüldü. 17 Kasım 1973 Yunanistan'da darbe oldu.
Atina Politeknik Üniversitesi'nde öğrencilerin başlattıkları ayaklanmadan 21 Nisan 1967'deki darbeyi gerçekleştiren, pardon, 17 Mart, 17 Kasım farklı bir tarih, 67'de gerçekleştirilmişti. Öncü subaylardan olan Albay Dimitros Iodonis 21 Kasım'da diktatör başbakan Albay Papadopoulos'a karşı darbe yaptı. Yani 67, 21 Nisan 1967'deki darbeye yönelik olarak 17 Kasım'da kendi içinde başka bir darbe gerçekleştirildi. Darbenin başındaki 6 yıldır başında bulunan Papadopoulos gitti, yerine başkaları geldi. Barzani 1974. 11 Mart 1970'te imzalanan ve 4 yıl içinde özerklik kararı verilen anlaşmanın bazı bölümleri değiştirilerek kısıtlı bir özerklik yasası çıkarıldı. Yıl 1974. Lütfen Amerika'nın Irak'a müdahalesi ve ardından Kuzey Irak'ta kurulan Kürdistan özerk yönetimi. Kaç yıl geçtiğine iyi bakın lütfen. Hükümet genel hap çıkardı. Ecevit hükümeti haşhaş yasasını kaldırdı. 7 ilde haşhaş ekimine başlandı. 1 Temmuz 1974. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Mockumber Ecevit hükümetinden bu kararın gözden geçirilmesini istedi. Yavaş yavaş asıl hikayeye geliyoruz. Oh, gelelim. Yunanistan'da darbe oldu 15 Temmuz 1974. Bir hafta sonra, 5 gün sonra 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Harekatı yapıldı. Kıbrıs Barış Harekatı. Kıbrıs'ta gerçekleşen darbe. Bu darbeye İngiltere yeşil ışık yaktı. Çünkü adada gerçekleşen darbe İngiltere'nin ada üzerindeki hükümranlığını da sorguluyordu. Perinçek Genel Af ile hapisten tahliye edildi 16 Temmuz 1974. Ne zaman? Kıbrıs Harekatı'ndan 4 gün önce. Ve hemen bir şey, tarih daha verelim size. MİT Müsteşarı değişti. Hamza Gürgüç atandı. Türkiye silah ambargosu uygulandı. Silah ambargosunu uygulayan heyetin içerisindeki çok önemli bir isim var. ABD Senatosu Türkiye silah ambargosu kararını onayladı. Karar 5 Şubat 1975'te uygulamaya kondu. Ambargo için çalışan senatörler arasında 1973'te senatör seçilen 32 yaşındaki Joe Biden vardı. Bunu da bir kenara koyun lütfen. Şimdi Perinçek tahliye olduktan sonra 1975 yılında Aydınlık Dergisi şu manşetle çıktı. Kıbrıs'ta Türk işgaline son manşetiyle çıktı. Türkiye'nin NATO Amerikan silahlarını kullanarak Kıbrıs'a müdahalesi ve askerini çekmemesi gereksizliğiyle ABD Kongresi Türkiye'ye silah ambargosu uyguladı ve özel harp daire kavgası başladı arkadaşlar. Kiminle? Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar ödeneği kesilen özel harp dairesi için dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'ten örtülü ödenek desteği talep etti. Başbakan bu yolla özel harp dairesinin varlığını öğrendi. Dönemin özel harp dairesi başkanı General Kemal Yamak idi. Özel harp dairesini oluşturan 16 subay ABD'de eğitim görmüştü ve işlerinde Alparslan Türkeş de vardı. Sevgili izleyiciler, özel harp dairesinin ödeneğini kesen Bülent Ecevit'e o yıllarda bir suikast girişimi yapıldı. Bu suikast girişiminin bizzat özel harp dairesi tarafından yapıldığını Bülent Ecevit yapılan bir söyleşide ama üzerine gidemediğini de açıkladı. Tabii devam ediyor. Bu tarihi sizinle paylaşmaya devam edeceğim sevgili arkadaşlar. Ve dünyadaki ve bölgemizdeki yaşanan süreçlerle ilgili olarak aslında bu ülkenin topraklarında bölgemizdeki yaşanan olaylarından hiç bağımsız olmadığını anlamanız gerekiyor. Ve inanın, kamuoyunda neyi tartışıyorsak, bize neyi tartıştırıyorlarsa, neyi gündeme sokuyorlarsa, sakın bu tartışmaların kendiliğinden ortaya çıktığını düşünmeyin lütfen. Çevremizde hangi ilişkiler gelişiyor, dünyada nasıl ilişkiler oluyor ve bu ilişkilerle birlikte Türkiye'deki
O ilişkilerle bağlantılı aparatlar, işbirlikçiler neler yapıyorlar ve bizim hangi yöne doğru düşünmemizi istediklerini istiyorlarsa onunla ilgili algı çalışması, manipülasyon çalışması yapıyorlar. Yani kısacası sevgili arkadaşlar, seçim yaklaşıyor. Seçim yaklaşırken çok büyük algı taarruzlarına karşı karşıya kalacağız. Ve bizim nasıl düşünmemizi istiyorlarsa öyle düşündürmek için çabalayacaklar. Bize düşen onların bizi nasıl düşündürmek istediği değil, arka planında ne olduğunu sorgulayarak bulacağız. Doğru ancak böyle bulunabilir. Ne olaylar yaşanıyor ki? Mesela ne olaylar yaşanıyor? İran olayı, mesela İran'daki yaşanan olaylarla ilgili olarak, mesela Türk istihbaratının ya da Türk devletinin katkısı var mı mesela? Aynı şey Suriye'de Esad'la görüşmeler devam ederken, acaba Suriye'de geçen yıl karar verilmiş olan bizzat Suudi Arabistan'ın başını çektiği Suriye'deki 4 ayrı devlet kurulması ile ilgili aynı zamanda İdlib bölgesinde güçlü olan şeyler gibi silahlı İslamcı hareketler gibi onları da koyun. Orada da bağımsız bir devletçik, Türkiye'nin kontrol ettiği bölgede bağımsız bir devletçik, özel yönetim olarak da algılayabilirsiniz. PYD ve YPG'nin kontrol ettiği bölge ve Suriye, Esad'ın kontrol ettiği bölge. Aslında bugün kendi içerisinde Türkiye'de yaşanan tartışmalar, Mısır'la Sisi'yle el sıkışma, İsrail'le ilişkilerin düzeltilmesi, Putin'den para gelmesi, Suudi Arabistan'dan para gelmesi, Akkuyu nükleer santrali derken, ya aynı zamanda uyuşturucudan gelen kaynak meselesi derken yine bir şeyin daha altını çizelim sevgili izleyiciler. Dünyada uyuşturucu trafiğini ister bizim topraklarda ister başka bir yerde olsun CIA yönetir. CIA kontrol eder. Dünyadaki kartelleri de baronları da CIA kontrol eder. O açıdan bir takım olaylara bakarken uluslararası yapılardan bağımsız asla bir şeyi değerlendirmeyin ve okumayın. Söyleyeceklerim bunlar. Son olarak gündemimizde başka konular varsa ki onlarla ilgili zamanımız oldukça geçti. Ama başka bir şey var mı? Evet, Oğuzhan Uğur demiş ki şimdi olay kişilere bağlar diğer var. Elbette öyle, fakat biri bir çocukla evleniyor, biri müsaade ediyor, biri gelinlik giydiriyor, birilerinin fotoğrafını çekiyor, birileri nikah şahidi oluyor, birileri hayırlı olsuna gidiyor. Elbette olay kişilere bağlar da bunlar kaç kişi diyor. Ahmet Davutoğlu diyor ki 6 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel dürtüyle yaklaşmak ağır bir insanlık suçudur diyor. Tüm siyasi partiler, 6 siyasi partinin gerçekten hiç ayrımsız olarak, onu da ekrana verebilirsin haberini, bu olayı kınadılar. Ama yarın akşam bu olaylarla ilgili Vidin'le farklı bir boyutu açacağız. Mutlaka bizi izleyin arkadaşlar. Cem eski dönemleri hatırlıyorum da hastane yangın güvenlik yok demiş. Neyse, doğal olursa çalışmaya gel. Eski dönemleri nihayet Diyanet bugün açıklama. Diyanet Fatih Altaylı da yazdı. Niye Diyanet'in açıklama? Çünkü Diyanet de açıklama yaptı. İktidardan izin almadan Diyanet açıklama yapamaz arkadaşlar. Cem Kaya demiş ki Türkiye'nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan gene kazanacak. Yani yine Türkiye'yi Erdoğan öncesini sıfırladın Cem. Yani diyorsun ki Cem, Erdoğan giderse bayrak inecek, ezan susacak, devlet yıkılacak, işgalci güçler Türkiye'yi işgal edecek. Yani demek istiyorsun ki seçime meçime gerek yok kardeş. Ha, seçim olur da Türkiye'nin mimarı Erdoğan kaybederse de gayrimilliler iktidara gelecek, küreselcilerin işbirlikçileri iktidara gelecek. O zaman da soru şu, onlara niye iktidarı teslim edesiniz ki? Seçimi niye yapıyorsunuz ki? Yani bir gün Erdoğan ölürse, Allah gecinden versin tabii, ölürse Türkiye çökecek arkadaşlar. Öyle diyor bu AK Partili abiler, kardeşler, amcalar, dayılar. Öyle diyorlar.
Diyor ki Ruhi Döner, Ali Bey 85 milyon içinde kaç kişi bunları algılayabiliyor? Çok önemli değil arkadaşlar. Herkesin algılaması gerekmiyor. Birileri algılasa yeter. Bu olay günümüze kadar geliyor arkadaşlar. Tam 52 yıllık bir tarih. Bu gördüğünüz olay 30 Haziran 2022'ye kadar Berna Türkili tarafından yapılmış bir çalışma. Çok değerli bir çalışma. Çok değerli bir çalışma. Kronolojik bir çalışma, evvel zaman içinde diye geçmiş. Anahtar aslında üzerine de koymuş. Yani anahtarınız kronolojik olarak dünyada ve bölgemizdeki gelişen olaylardan Türkiye'deki gelişen olaylar bağımsız değildir. Bilin ki burada bir gelişme oluyorsa mutlaka öncesinde dışarıda bir gelişme olmuştur. Bakın 72'ye gidin, Özel Harp Dairesi'ne gidin. Özel Harp Dairesi'nde Bülent Ecevit'e yönelik suikaste bakın. Ve Necip Hablemitoğlu suikastinin özel kuvvetler içerisine gidin. Özel kuvvetler içindeki MAK komutanlığına gidin. Ve Türkiye'de Sabahattin Ali'den başlayan faili meçhuller cinayetine, Türkiye'deki aydınlar cinayetini koyun. Sokak olaylarını koyun. 70'li yıllardaki sağ-sol çatışmalarını koyun. Bu olayların tamamı, örgütleri koyun buna. Ki Abdullah Öcalan'ın açıklamalarını okuyun tarihsel olarak nasıl şeyin kurulduğunu, PKK'nın nasıl kurulduğunu tarihsel olarak anlatıyor. Kendisi de anlatıyor. Nasıl MIT'in içerisinde olduğunu farklı bir şekilde anlatıyor aslında tarihsel itibariyle. Yani kısacası sevgili izleyiciler, araştırmadan, düşünmeden, sorgulamadan bir şeyi yorumlamayın derim. Ha, farklı yorumlayanlara da kızmayın lütfen. Toplum ikili bir şekilde, İkili düşünmeyi de bir akıl merkezinin kurguladığını sakın ha unutmayın lütfen. Siz arka plan sorgulayın. Lütfen yayını beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Cem, destek veren arkadaşlarımı tekrar bir şey var mısın lütfen? Karadeniz'de 14'ler, Sabahattin Ali dönemi değil tabii. O 1920 katledilmesi. O da apayrı bir tarih olarak adlandırılıyor. Onun içinde Enver Paşa'nın da olduğu söyleniyor. Hepsini göremiyorum arkadaşlar. Ali Bey üste yazdığımda okur musunuz? Bilginiz olup olmadığını merak. 14'ler olayı mı? Hangisini yazdın acaba Ruhi? Göremiyorum ki yazını. Gülşah tekrar teşekkürler. Nazır sana da çok teşekkürler. Yurt dışından destek. Müzmin çok çok sağ olasın. 3 tane desteğimiz var. Ruhi göremiyorum şeyini ama nerede? Arkadaşlar, cuma akşamki Vidin'leki programımız bomba bir program olacak. Ah Vidin, ah Vidin. Bir de o fotoğrafı getirsen var ya daha bomba olacak. Türkiye'deki siyaseti değiştireceğiz. Vallahi değiştireceğiz. Şu andaki politik zemini değiştireceğiz. Abi açıklamaların CHP'nin geçen haftaki toplantısı gibiydi. Bidin yani biz şeycilere, makarnacılara anlatmadık ki bunu. Yani bizi izleyenlere anlattık. Bizim izleyicilerimizi de boş zannetme yani. Görüşmek üzere.